Dudu. Dudu. Ne var Taci? Fena halde yağmur başladı. Pencereleri kapa da içeriye su girmesin. Aa, ne yağmuru? Hava günlük güneşlikti. Havada bulut bile yoktu. Üstelik de yapış yapış sıcaktı. Sen gene de git dışarıya bir bak. Her yeri sular seller götürüyordur eminim. Olmayacak şey ama. Olmayacak şey diyorsun ama oldu galiba. Ne oluyor da? Nereden bileyim Tarık? Fırtına çıktı herhalde. Yazgül nereden çıktı bu fırtına ya? Uzmanı değilim bilmiyorum. Hadi yat uyu. Hadi yat uyu peki. Yavaş! Fırtına sen dur, Tarık sen uyu. Neden odanda yatmıyorsun? Ah, iyi burada çok rahatım. Sen şuna gök gürültüsünden korkuyorum desene. Aman tamam tamam kızma. Hadi iyi geceler. Ne iyi gecesi? Saat sabahın 5'i. Galiba hem yağmur hem fırtına. Hayırlar olsun. Yağmursan yağmurlunu, rüzgarsan rüzgarlığını bil. Dudu, neler oluyor? Söylesene. Bilmiyorum. Anladım. Abi. Abi. Ne sayıklıyorsun Dudu? Abi. Abi. Anladım senin olduğunu. Çık ortaya. Gene yüreğini ağzına getirdim değil mi Dudu? Vay ihtiyar yaramaz bulut, hoş geldin. Pek hoş geldim sayılmaz ama. Yahu insan bir arar bir sorar. Bunca zamandır özlemediniz mi beni? Görüşmeyeli tam 2 sene oldu, 2. Ah bulut ah, ben istesem bile nasıl arayabilirim seni? 2 sene olmuş mu? Farkına bile varmadım. Betüş, Betüş. Anne, günaydın. Ne oldu? Bak kim çıka geldi. Kim? Gözün aydın kızım, gözün aydın. Bak kim geldi. Sana merhaba demek istiyor. Sen her şeye maydanoz olma. Ay hadi söyleyin kim geldi, bayaktan çatlayacağım. Güzeller güzeli yeğenim, günaydın. Dayıcım hoş geldin. Ne dayısı, ne sayıklıyorsun sen? Sadık. Hayatım. Ne? Duymadın mı, telefonla konuşuyordum. Haklıymışsın canım, annem aradı haber verdi. Dayım gelmiş. Ne? Dayım mı gelmiş? Ay bu harika bir haber. Ah canım çok özlemiştim kendisini ya. Ya ben de çok özlemiştim. Ya iyi. Betüş niye sihirli küreyi yüzüme kapattı? Kocası uyanmıştır da ondan. Gelir mi acaba hemen? O şapşalı işe çocukları da okula yollayınca gelir. Eda nerede Eda? Neredeymiş benim kömürüm? Yukarıda, odasında. Fosur fosur uyuyorlardır. Kimle? Kimle olacak? Kocasıyla. Senin kömürün bir odunla evlendi. Ay söylemeyi unuttum. Eda evlendi ama çok ani oldu. Haber veremedim, kusura bakma. Böyle bir günde dayıları çağrılmaz mı? Nasıl unutursun? Aman canım, önemli değil zaten damat fani. O nikaha gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Sihirsiz mihirsiz öyle esprisiz bir düğün. Hem sonra dedim ya, damat öyle sıradan biri. Hiç de değil, çok iyi bir çocuk. Patavatsızın teki. Eda'yı çok seviyor. E hadi git söyle, kalksınlar da tanışalım. İyi tamam ama unutma, damadımız fani. Unutup onun yanında sihir mihir yapma. Bana söyleyene bak. Sen Dudu'nun fanileri küçümsediğine bakma. Kendi de bir süredir bir faniyle görüşüyor. Ne? Nasıl olur? Anlarsın ya, o şekilde. Vallahi çok bozuluyorum. Kayınvalidem söylemedi mi sana? Hayır, söylemedi. Kızarım diye herhalde.
Dudu nasıl olur da senin üstüne gül koklar? Hem nasıl olur da abisinin sınavını geçmeyen bir erkekle görüşür? Aman Bulut, ne olur benden duyduğunu bilmesin. Hem o adam senin sınavını hayatta geçemez. Eda, Eda kalk uyan. Eda uyan diyorum sana. Ay, bu çubuk da kızım ahtapot gibi sarılmıyor mu? Eda uyan. Anne. Ay, anne yine mi odamıza girdin sen? Farkında mısın bilmiyorum ama biz yeni evliyiz. Biraz ayıp oluyor. Aman malak gibi uyuyor. Duymaz. Hadi kalk inin aşağı. Dayın geldi. Dayın mı geldi? Ha. Tamam hemen geliyoruz. Anne ne? Çıksan da kocamı uyandırsam diyorum. Ay benim yanımda uyandıramıyor musun? Belki biraz utanıyorum. Terbiyesiz. Tarık. Aşkım. Hadi kalk. Hı? Hadi uyan bebeğim. Hadi 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 Tuncay'a ver. Tuncay'a ver. Tuncay'a ver. Aferin. Hadi hadi hadi. Aldı topu aldı. Topu aldı. Hadi koş oğlum. Koş koş koş. Çabuk dedim. Hadi dur dur dur. Türkiye. 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 Ya işte bu işte bu 90. dakikada. Canım ya. Baba maç bitti mi? Bitti bitti. Son dakikada bir gol attık. Türkiye 1-0 yendi. O zaman televizyon seyretme sırası bizde. Olmaz. Reklamlardan sonra gol pozisyonlarını verecek. Tabii sakın kanal falan değiştirmeyin ha. Yürü. Niye maç günleri hep evde erkeklerin sözü geçiyor? Çekil çilek. Çekilin. Ceren çekil. Ne yapıyorsun Betüş? Fotoğraf albümlerimizi düzenliyorum. Çok karışmış. Bunlar kim? Bak bu deden. Tacit deden mi? Eskiden daha yakışıklıymış. Yani insanlar önce iskelet olurlar ya ondan öyle dedim. Bu adam kim? Amma da güçlüymüş. Kızlar siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? He? Fotoğraflara bakıyoruz canım. Vay canına adama bak. Kim bu Betüş? Dayım. Aa tabii ya Bulut amca. Çocuklar bu adam var ya bu adam anneannenizin ağabeyi biliyor musunuz? Biz niye hiç görmedik? Aa, çünkü Bulut dayın çok uzaklarda yaşıyor Çilekçim. Ta yurt dışında. Aa sahi ya. Hani son görüştüğümüzde 2003'ün Eylül'ünde size geleceğim demişti. Evet. Tamam Eylül'deyiz. Aa tabii ya. Yani Bulut dayı bugünlerde bize mi gelecek? Oley! Herkül dayıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar bir dakika acele etmeyin. Yani bir aksilik çıkmış olabilir. Eğer gelseydi bizi arardı değil mi? Hiç sanmam. Ben Bulut dayımı çok iyi tanırım. Aksine o hiç haber vermeden gelir. Her defasında annemin yüreğini ağzına getirecek bir sürpriz yapar. Oğlum ekmeği uzatıyor musun yavrum? Teşekkür ederim. Çayınızı tazeliyorum Sadık Bey. Lütfen. Ya toplantım olmasaydı ben de dayını görmeye gelirdim. Olsun canım davet ederiz. Akşam burada görüşürsünüz. Akşam benim de dersim yok. Hadi abi servis geldi. Durun belki benimkidir. Of sizinkiymiş abi. Sen gel bakayım buraya kerata. Bak hala öğrenemedin mi? Senin otobüsün abinlerinkinden yarım saat sonra geliyor. Daha saatleri bilmiyor ki baba. Biliyor ben onu öğrettim. Şu an saat 8. Hatta 2 geçiyor. O zaman niye bile bile acele ediyorsun Çilek? Çünkü kreşe gitmek için sabredemiyor abisi. Hadi. Neyse hadi biz çıkalım Can. Hadi. Çocuklar ben de sizle geliyorum. Hadi Çilekçim akşama görüşürüz. Hayatım dayına çok selam söyle tamam mı? Tamam canım mutlaka söyle. Mutlaka bize bekliyoruz. Tamam ha. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. Güle güle iyi dersler size de. Hadi bakalım. Hadi. Betüş Hanım ben de çöpü çıkarıp geleceğim. Tamam canım. Çok sevindim seni tanıdığıma. Yahu neresi patavatsız bu gencin? Ha? Huysuz kaynanan benim arkamdan patavatsız mı dedi? Aferin sana. Peki bu dayı da peri mi? Evet o da tıpkı senin benim gibi bir peri. Nasıl biri? Aslında çok iyi biri. Yeter ki hiç kimse onu kızdırmasın. Ona saygısızlık etmesin.
Nerede yaşıyor? Bulut dayı aslında yağmur perisi. Bulutların üzerinde yaşıyor. Yani çok uzaklarda. Onun için de bizi görmeye her zaman gelemiyor. Sıcak ülkelere yağmur taşıyor. Hoppa. Demek açık sözlüsün delikanlı. Söyle bakalım, bir işin var mı? Aa, Tarık tabii ki çalışıyor dayı. Evet, Betüş'ün yanında çalışıyorum ben. Pasta siparişi götürüyor. Zavallı kızım acıdı da kardeşinin kocasına iş verdi. Hiç de değil anne, böyle bir elemana ihtiyaçları vardı. Sen onu külahıma anlat, gelsin de yüzleştireyim. Var mısın iddiaya? Olur, seve seve. Tamam, ben kazanırsam bu evden bir hafta yok olacaksın. Biraz kafa dinler, kızımla baş başa kalırız. Anne! Kabul, tamam. Yalnız ben kazanırsam siz bu evden bir hafta uzaklaşacaksınız. Malumunuz evlendiğimizden beri tepemizdesiniz de... esas biz Eda ile biraz baş başa kalalım, öyle değil mi? Terbiyesiz, küstah cıvık! Tamam, varım iddiaya. Ne eğlenceli bir ev hali değil mi? Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Dayıcım hoş geldin. Güzel civcivim benim. Betüş sen nereden çıktın ya? Bahçe kapısından. Betüş gelmişken soralım kendisine. Soralım hadi. Hadi bakalım. Bana mı? Hı-hı. Ne soracaksınız? Betüş'cüm sen bana acıdığın için mi beni işe aldın, yoksa böyle bir elemana ihtiyacın olduğu için mi? Betüş sakın ikisi de deme, çok büyük bir iddiaya girdiler. Tabii ki ihtiyacım olduğu için aldım. Ben Tarık'a niye acıyım ki? Doğruyu söyle Betüş. Bu cıvığı rencide etmemek için... anneciğim çok ihtiyacım vardı, onun için aldım deme. Biliyorum yufka yüreklisin ama... vereceğin cevap annenin gururunu kurtaracak. Ay tabii ki de doğruyu söylüyorum anne. Yuhu! Yabadabadu! Bir hafta yok Dudu. Biri bana burada neler olduğunu açıklar mı lütfen? Ben anlatayım. Gel otur. Ama sonra... sen de bana neler olduğunu anlatacaksın. Zira bu aile manzarası beni çok şaşırttı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker.